Bir zamanlar bir çizgi film vardı. Kendisinin ismi Gilley'di efendim. Gilley'i bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Hani zamanla çok popüler olduğumu bilemiyorum ama ben şahsen çok sevdiğimi hatırlıyorum. Akşam saat 8 civarında TRT 3'te yayınlanırdı. Annemle kavga ederdik. Annemin dizisi vardı. Benim Gilley'm vardı. Hangimiz hangisini izleyeceğiz diye kavga ederdik falan. Ve sonunda çocuk olduğum için ben galip gelirdim. Gilley'i izlerdik. Biliyorsunuz kanalımızda videosunu da çekeceğiz. Duyurusunu yapmıştım ama bir türlü o videoyu ayarlayamadım. Bazı engeller çıktı. Her neyse biz daha videoyu çekemeden Gilley'den fragman geldi. Fragmanı bir izleyelim. Ben de tamamen sonuna kadar izlememiştim. Video için beklettim kendisini. Fragmanı izleyelim, üzerine sonrasında konuşacağız. Zamanında Gilley çizgi filmini de yapmış olan isim Ammar abi de bu projenin başında yer almakta. Bakalım fragman nasıl olmuş, izleyelim, üzerine dediğim gibi bolca konuşacağız zaten. Şuradan başlatalım bakalım. Kuzey denizlerinden bir kavim geldi. Barış için de geldik dediler. Bizi yavaş yavaş dönüştürdüler. Topraklarımızı sattık. Bu arada evet şu an ekranda da gördüğümüz gibi 2069 yazıyor çünkü zaten filmin ismi de Gilley 2069. Geçmiştekinden ziyade biraz daha gelecekte geçecek karakterlerimizin biraz daha büyümüş hallerini göreceğiz. Teknolojik bazı şeyler göreceğiz. Yani teknoloji vs. Gilley'leri izleyeceğiz gibi duruyor en azından. O vibe'ı aldım şu anda. Bakalım. Ne sundularsa büyük bir hevesle kabul ettik. İhtiyaçlarımızı onlar belirleyince bedelini de onlar belirledi. Geleceğin savaşı. Of, Galata Kulesi. Şurada durdurmak istiyorum. Şu manzara çok hoş. İstanbul'dan geçiyorlar. Ya biliyorsunuz işte Türk arkadaşlar tamamen yerli bir yapım. Bu yüzden biraz da gururlandırıcı aslında. Şunu söylemek istiyorum. Animasyonun kalitesi hani elbette ki Disney kalitesi kadar veya DreamWorks kalitesi kadar yüksek değil. Ancak bence Türkiye standartlarına nazaran gayet iyi bir iş çıkartmışlar ortaya. Ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalıştıklarına eminim. Zaten Ammar abiyle konuşmuştuk biz bu mevzuları. Ya şimdilik gayet güzel duruyor. Hele şu manzara hani ekran görüntüsü alıp arkaya koymalı gibi. Bakalım devam edelim. Biz çocuktuk. Harun abinin sesi geldi. Hayatı eğlence ve oyundan ibaret sanıyorduk. Böyle büyük bir kötülüğü hayal bile edemezdik. Kadar yavaş gerçekleştik. Sonunda neler olacağını hiçbirimiz kestiremezdik. Arenaya iki kişi girecek ama tek bir kişi çıkacak. Şimdi yeni bir mücadele. Kötülüğe karşı güzel. Hep birlikte kaybettiklerimiz için, dostlarımız için, özgürlük için. Kayran'ın tipi biraz değişmiş tabii büyüyünce. Yeniden anlatmak için geldim. Eski karakterlerimiz işte iri olan Talu. Kızın ismini unuttum bu arada. Her şey daha yeni başlıyor. Hazırsanız çok yakında. Büyük bir savaş. Dediğim gibi Gilley'ler vs teknoloji olacak. Bu da logosu. Logosu bence gayet güzel duruyor. Ama herhangi bir çıkış tarihi yok galiba. Bu ekranı bir atlatalım. Normal bir şekilde konuşmaya başlayalım isterseniz. Tepkim bu şekildeydi. Fragmanı hep beraber izledik. Açık konuşmak gerekirse fragmandan eski Gilley'nin tadını elbette ki alamadım. Çünkü bu eski hikayeden yıllar yıllar sonrasını anlatıyor ve karakterlerimiz artık çocuk değiller. Hatırlarsanız zamanda karakterlerimiz Gilley'i bir oyun olarak görmekteydiler. Ama şimdi oyundan ziyade dünyayı kurtarmanın peşindeler. Türkiye'den bu standartta bir animasyonun çıkması zaten beni acayip heyecanlandırıyor. Bir anda Galata Kulesi'ni görmek, İstanbul'un üzerinden uçan fantastik canavarlar görmek falan benim acayip hoşuma gidiyor. Bu yapımın tamamen yerli olması elbette ki büyük bir artı. Ancak yerli bir yapım olması tabii ki de yetmez. Ortaya iyi bir hikaye çıkartmaları lazım. Animasyon kalitesi elbette ki çok çok daha iyi olabilirdi. Ama benim için animasyon kalitesinin öneminden ziyade hikayenin önemi çok çok daha yüksek. Aksiyon sahneleri nasıl olacak? Gilley'lerin savaşı nasıl olacak? Hikaye nasıl yedirilecek? Devam filmi gelecek mi? Devam filmi gelecekse devam filmlerine bu filmde ne gibi kapılar açılacak? Geçmişte çizgi filmde gördüğümüz bazı karakterleri tekrardan görecek miyiz mesela? Müdrik amca vardı. Benim en sevdiğim karakterlerden bir tanesiydi seri içerisinde. Acaba onu görecek miyiz yoksa o çoktan öldü mü? Ya bu gibi soruların cevabını muhtemelen filmde alacağız.
Fragmandan anladığımız kadarıyla teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı kesimler dışlanmış ve fakirler iyice fakirleşmiş. Muhtemelen bizim ekibimiz dışlanan ekibin yanında olacaklar, teknoloji ve gücü elinde barındıran insanlara karşı mücadele verecekler. Her ne kadar fragmanda da göründüğü gibi toplu toplu savaşlar olacak olsa da, yani böyle birçok kişinin bulunduğu savaşlar bulunacak olsa da, yine fragmanda ufak ufak gösterilen kesitlerden anladığımız kadarıyla bizim en çok sevdiğimiz şeylerden bir tanesi olan birebir cille mücadeleleri de yaşanacak. Zaten bana en çok keyif veren şeylerden bir tanesi de oydu. İki insan ile iki cillerin savaşı benim en çok hoşuma giden şey. Umarım filmde bol bol aksiyon sahnesi, bol bol cille savaşı görürüz. Ek olarak şunu tekrar belirtmek istiyorum. Filmin hikaye konsepti benim hoşuma giden şeylerden bir tanesi oldu. En son Arkane dizisinde izledim galiba. Bu alt şehir üst şehir muhabbetini ben çok seviyorum. Ezilen kısım ile yüksek güce sahip olan kısmın savaşı benim acayip ilgimi çekiyor. Cille de bu temayı kendine yedirecek gibi. Umarım hikayenin altından kalkıp güzel bir şey çıkartırlar ortaya. Eğer bu film çok sevilir, çok izlenirse muhtemelen devamı gelecektir. Bu da tamamen tabii ki de ilk filme bağlı. Hadi bakalım hayırlısı. Her ne kadar şimdilik bir çıkış tarihi verilmemiş olsa da umarım yakın zamanda çıkış tarihi bizlerle olur. Her zaman şunu söylerim. Geç olsun ama güç olmasın. Geç gelsin ama güzel gelsin. Cille geldiğinde tekrar üzerine konuşuruz. Bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.